Herkese merhabalar. Bölünebilme kurallarıyla beraberiz. 9. sınıfta öğreneceğimiz bu konunun temellerinde bölme, bölünebilme kuralları, EBOPECOK ve EBOPECOK problemleri var. Ve biz bunun aslında temellerini 6 ve 8'de atmıştık. 6. sınıfta ve 8. sınıfta çarpanlar ve katlar üniteleriyle atmıştık. 6. sınıfta mesela çarpan ve kat bulmayı öğrenmiştik. Bölünebilme kurallarının kendisini öğrenmiştik ki bunları tekrar edeceğiz. 9. sınıfta asal çarpanları ayırmayı öğrenmiştik. Bir de 8'de EBOPECOK ve problemlere bakmıştık. Aralarında asal sayıları da öğrenmiştik. İşte burada EBOPECOK problemleri aslında tekrar etmiş olacağız. Birazcık daha detaylısına bakacağız tabii ki diyoruz. Peki 8'den 9'a hazırlık kampımız gün gün ilerlemeye devam ediyor ve bunu yaparken tabii ki ödevsiz olmaz diyoruz. 8'den 9'a kitabımızın içerisinde matematik kısmında 26 ve 44 arasını sayfa 26'dan 44'e kadar yapmanızı istiyorum ödev olarak. Bu da bölünebilme kurallarında 6. sınıf tekrarını yapıyoruz bir ilk başta. Ardından da 8. sınıf tekrarını yapıyoruz ve bu şekilde tamamladığımız zaman 8. sınıf tekrarını aslında sayfa 44'e kadar her şeyi tamamlamış olacağız diyoruz. Ve burada yapamadığımız soru olursa mutlaka TATS uygulamasından çözümüne bakın diyoruz. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Bir kere bölme dediğimiz şey aşırı basit. Bir bölme çizgisi var. A'yı yazdıktan sonra şöyle bir bölme çizgisi çiziyoruz. Ardından Tomuç'um A'nın içinde B kaç defa var? C kadar var. C kere B çarpı bundan çıkartıp sonuçta bir kalan elde ediyoruz. İşte şu ifadeye biz bölünen sayı diyoruz Tomuç'um. Bunlar çok aslında temel şeyler. Ta eski sınıftan beri öğrendiğimiz. Bu ifadeye bölen diyoruz Tomuç Evladım benim. Bu ifadeye sonuç yani bölüm diyoruz. Bu ifadeye de kalan diyoruz. İşte burada karşımıza şöyle bir özellik çıkıyor. A dediğimiz sayı aslında şöyle bir kuralımız var Tomuç'um. A dediğimiz sayı aslında bölenle bölümün çarpımı yani B çarpı C artık kalanla hesap edilir diyebiliriz Tomuç'um. Aynı zamanda kalan dediğimiz sayı da aslında mutlaka mı mutlaka B'den küçük olmak zorunda. Mecbur mu? Mecbur kesinlikle. Ve sıfırdan sıfıra eşit de olabilir, sıfırdan da büyük veya eşit olabilir, bunu unutmayalım. Yani mutlaka B'den küçük olacak, en önemli kısmı bu. K eşittir sıfır ise burada şöyle bir mantık var. Yani kalan sıfırsa, yani kalan ne demek? Yok demek. Kalan yoksa A sayısı B'ye tam bölünür şeklinde bir kuralımız var. Tabi bunlar A'lı B'li gösterecek ama yani mesela 20'yi 7'ye böldün. 2 kere 14 kaç kaldı? 6. Bak kalan her zaman bundan küçük olacak. Bu ikisini çarp. 7 kere 2 14 artı 6 bak 20 çıktı. Yani bu ifade. Kalan her zaman 7 6'dan büyük her zaman veya 6 7'den her zaman küçük. Bunu bileceğiz. Tonguç Evladım benim, bunlar da aslında temel kurallar. Tamam, bu kurallara göre gel senle bir hani nasıl bir mantıkta aslında işliyor bu konu. Yanındaki bölme işte A sayısı en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi biz bir kere iki tane kural biliyorduk. Bölmede birinci kuralımız şuydu. Bu sayı bu ikisinin çarpımı yani 9 çarpı x artı x eksi 1'dir. Bu birinci kural. İkinci kuralımız ise x eksi 1 dediğimiz sayı her zaman ama her zaman 9'dan küçük olmalıdır. Hemen senle diyor ki A sayısı en fazla kaç olacak? O zaman A'nın en fazla olabilmesi için bu ifadeye dikkat edersek 10x eksi 1 olmaz mı Tonguç Evladım? X'in ne olması gerekiyor? Fazla. Harika. O zaman x'in alabileceği en fazla değeri bulalım. X'in alabileceği en fazla değerse eksi 1'i karşıya geçirirsem x küçüktür. 9 artı 1'den 10 çıkar. X 10'dan küçük olacaksa x kaç olabilir Allah aşkına en fazla? En fazla kaç olabilir? X 9 olabilir. O zaman 10 çarpı 9 eksi 1'den de 89 alabileceği en fazla değerdir tarzında sorular karşımıza gelecek. Bir de bölünebilme kurallarını seninle hatırlayalım beraber. 2 ile bölünebilme zaten işin en basiti. Birler basamağı rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünebiliyor. Mesela 56 sayısı 2 ile tam bölünür. Dolayısıyla kalan yoktur. 49 sayısı 2 ile ne yazık ki bölünmez. Kalan nedir desek kalan 2 ile bölünemeyeceğine göre 1'dir diyebiliriz. Onu da şöyle buluyorsun Tonguç'um. 9'u 2'ye bölersen kaç kalır? 1 kalır. Oradan da aklına getirebilirsin. Rakamları farklı 3 basamaklı 44 bir A sayısı. 2 ile tam bölünebiliyorsa A'nın alabileceği değerleri bulunuyormuş. O zaman birler basamağının olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. A o zaman 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Bu alabileceği değerlerdir diyoruz. Ama dikkat et, patladık. Neden patladık? Çünkü buradaki yönergeyi unuttuk. Hatırlamadık. Rakamları farklı demiş. O zaman 4 olmaz, kusura bakma evladım. Dolayısıyla 0, 2, 6 ve 8 mantıklı seçeneklerimizdir diyoruz.
Geldik üçüne bölünme kuralına. Üçüne bölünme kuralı da o da çok basit bir kural. Rakamları toplamı bu sefer Tonguç Evren benim. Üçün katı olan sayılar üçüne bölünebiliyor. Mesela sayının üçüne bölümünden kalansa rakamları toplamının üçüne bölümünden kalanla aynı zımbırtı kalanla aynı oluyor diyoruz. Kalana eşittir diyoruz ve benzeri. Mesela 225 sayısı, 225 sayısı. Üçüne bölünür mü? Hemen sen hayır. Hemen senle beraber bakalım. Üçüne bölünür mü? Evet bölünür. Hemen 2 artı 2 artı 5 dediğimiz şey 9. 9 3'ün katı. O zaman bu bölünebiliriz. Mesela 83. Üçüne bölünür mü? 8 artı 3 11'dir. 11 3'e bölünür mü? Hayır, ne yazık ki bölünmez. Buradan kalan 0'dır çünkü zaten tam bölünüyor. Ama burada kalansa 11'i 3'e bölerim. 3 kere 3 9. Bak 2 kaldı. Bunun kalanı neyse bu sayının da kalanı aynı şeydir diyoruz Tonguç Evren benim. Geldik 4'e bölme kuralı. 4'e bölme kuralı da basit bir kural. Hemen hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz hepsini. Çünkü bunu zaten 9. sınıfta öğreneceğiz. Ama önden giriş yapıyoruz. Son iki basamağı 0 0 ya da Tonguç Evren benim 4'ün katı olan sayılar 4'e bölünmüyor. Kalansa son iki basamağının kalanı neyse ona eşit oluyor. Mesela 478 4'e bölünür mü? 78'e bakalım. Başka bir şeyle uğraşmayalım bile. 78 4'ün katı mı? Ne yazık ki değil. Bizim de değilsin. 72 4'ün katı. 76 4'ün katı ama 78 4'ün katı değil. 78'in o zaman bölünmeyeceğini söyleyebiliriz 478'in. Kalansa Tonguç Evren benim 78'i 4'e böleriz. 1 kere 4 3 38 9 kere 4 36 hop 2 kaldı. Bak kalan bu neyse aynı şey çıkıyor. Mesela 36 son iki basamağına bakıyorum 4'e bölündüğümüzde. 36 4'ün katıdır. O yüzden kalan 0'dır tarzında yuvarlamalar yapıyorum. Mesela 7000 4'e bölünür mü Tonguç Evren benim? Bölünmez. Niye bölünmesin? Dangozayım. Son iki basamağı 0-0 bu da bölünür diyoruz. Bravo. 3-2 A sayısı hem 3 hem de 4 ile tam bölünmüyorsa A sayısı kaçtır tarzında bir soru gelebilir karşımıza. Buradaki mantık şu. Öncelik sıralaması yapmamız gerekiyor. Öncelik sıralamasında her zaman ilk başta en basitler başa koyulur. 4 ile bölünebilme öncelikli olarak seçilebilir. Çünkü 4 ile bölünme diyor ki son iki basamağı 4'ün katı olacak. Yani 2A'da bunun 4'ün katı olabilmesi için 20 olabilir bu. 24 olabilir, 28 olabilir. O zaman A sayısı 0, 4 veya 8 olabilir. Şimdi buradaki 4'te bölünme kuralını yaptık. Şimdi artık neye geçebiliriz? 3 ile bölünme kuralına bakarız. Çünkü hem 3 hem 4 demiş. 3 ile bölünme kuralında da 0 mı olur, 4 mi olur, 2 mi olur? Şimdi ben eğer 0 olsaydı 320 olacaktı sayım. 4 olsaydı 324 olacaktı. 8 olsaydı 328 olacaktı. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamların toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. 3, 2, 0 toplarsak 5 çıkar. 3, 2, 4 toplarsak 9 çıkar. 3, 2, 8, 13 çıkar. Hangisi 3 ile bölünebiliyor Allah'ını seversen? Bu mu? Bu mu? Bu mu? 9. Tabii ki ortadaki. Dolayısıyla A sayısının alabileceği değer sadece 4 olmak zorundadır. Bravo diyorum sana. Diğerleri çünkü 3 ile bölünme kuralını sağlamıyor. Hem 4 hem 3'e bölünebilme kuralı için diyoruz. Geldik 5 ile bölünebilme kuralı. O da çok basit Tonguç'um. Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılara 5 ile tam bölünebilen sayılar diyoruz. Mesela kalan sayınınsa kalansa sayının yine birler basamağının 5 ile bölümünden kalana eşit oluyor. Mesela 466 5'e bölündü mü? Birler basamağına baktık 6. Hayır bölünmez kusura bakma arkadaşım. Peki kalan nedir? 6'nın 5'e bölümünden kalanla aynıdır. Yani 6'yı 5'e bölersek 1 kalır diyebiliriz. Mesela 95'te son basamağı 5. Dolayısıyla kalan 0'dır çünkü tam bölünür diyebiliriz. Mesela 70 5'e bölünür mü? Evet bölünür çünkü son basamağı 0'dır diyebiliriz. 0 ya da 5 olanlar 5'e de tam bölünmüyordu. 8'e bölünme de çok basit. Son 3 basamağı 0 0 0 yani 3 tane 0 ya da Tonguç Evren benim 8'in katı olan sayılar 8'e tam bölünebiliyor. Kalansa yine son 3 basamağına göre hesaplanıyor. Mesela buradaki 14.432 sayısı 8'e bölünür mü hemen buraya bakacaksın. Başka bir şeye bakmana gerek yok. 432 8'e bölünür mü hemen şurada ufak bir işlem yapalım. 8 kere 5 40 32 8 kere 4 32 hop 0 0. Gerçekten de kalan 0'dır yani tam bölünebilir tarzında bir kuralı. Peki Donguç'um 7000 8'e bölünür mü? Evet. Evet çünkü sonuç basamağı 0 0 olanlar da bölünebiliyor diyoruz. Peki 9'a bölünme de bunlara benzer. 9 aslında 3 ile bölünebilmeyle özdeş. Yani rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünebiliyor. Kalansa
Yine sayının rakamları toplamının 9'a bölümünden kalana eşit oluyor. Mesela 315 rakamları topla. 3, 1, 4, 5 daha 9. 9, 9'un katı olduğu için evet tam bölünür. Dolayısıyla kalan sıfırı diyebiliriz. Hemen buna bakalım. 2, 1, 3, 6, 6 daha 9. O 12, ondan sonra 14 çıkıyor. O kusura bakma bölünmez. Bizimle değilsin. 14'ün kalanı ise Tonguç Evren benim. 14'ü 9'a böl. Rakamları toplamını 9'a böl. 1 kere 9, 9, 5. Kalan 5'tir o zaman. Bu sayının da kalanı 5 çıkıyor. Rakamları toplamıyla özdeş çıkıyor diyor. Hemen seninle ufak bir alıştırma yapalım. Sonra bitiriyoruz merak etme. 3 AB 2 basamak sayısı. Yani bölebilmeyi bitiriyoruz. Sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ise 9 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerleri bulalım demiş. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 2 şu demek. O çok basit yapılabiliyor. O zaman sayımız 3A 2 olabilir ya da Tonguç evladım benim 3A 7 olabilir. Çünkü 5 ile bölümünden kalan 2 demek 5 ile tam bölünebilen şeyler neydi? Son basamağı 0 ya da 5 olan şeylerdi. Demek ki bunun 2 fazlası var. Demek ki 2 fazlası ise 0'ın 2 fazlası 2 olabilir ya da 5'in 2 fazlası 7 olabilir. Çünkü ben bunları, bu sayıları 5 ile bölümünden kalan nedir diye sorsam bunun da 2'dir, bunun da 2'dir diyebiliriz. 9 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerleri bulalım demiş. 9 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Yani 3 artı A artı 2'nin 9'un katı olması gerekiyor. 3 artı A artı 7'nin 9'un katı olması gerekiyor. Ne yaptım ilk başta? 5 ile bölünme kuralı kullandım. Şimdi 9 ile bölünebilmeyi kullanıyorum. Bunu düzenlersek Tonguç'um 5 artı A'nın 9'un katı olması gerekiyor. Bunu düzenlersek 10 artı A'nın 9'un katı olması gerekiyor. Tonguç'um 9'un hangi katını biliyoruz? 1. 1 diyorum. 9'un 1. katı yani 9'u biliyoruz. O zaman A'nın aslında 4 olabileceğini buradan söyleyebiliriz. Buraya bakarsak A'nın 9'un 2 katı desek 18 olur. Burası 8 olacağını söyleyebiliriz. İşte burada A'nın alabileceği değerler burada 4 ve 8 yani toplamda 2 tane değer vardır diyebiliriz Tonguç'um. Burada şunu unutmayalım. 3 basamaklı sayının tam bölünebilmesi için demiş ya alabileceği değerlerde rakamları farklı dememiş. O yüzden buna bir karışmaya gerek yok. 4 ve 8 olabilir diyoruz. Evet 10 ile bölünmek kuralı deyince aklına giriyor Tonguç evladım. Benim. Hocam 10 ile bölünebilmek bir sayının sonunda 0 varsa ona bölünüyordur bu kadar. Süper. Evet birler basamağı 0 olan sayılara 10 ile tam bölünen sayıyoruz. Kalanın da kalansa sayının birler basamağına eşit oluyor. Birler basamağı neyse birler basamağı 0 ise kalan yok o zaman. Harika. Mesela 102 tam bölünemez çünkü son basamağı birler basamağı 0 değil. Ama kalan nedir? Direkt birler basamak rakamın kendisidir. Bu tam bölünür çünkü son basamağı 0, kalan da 0'dır diyoruz. Tam bölünebildiği için diyoruz. A, B, C, D, E diye bir sayı var. 11 ile bölünme kuralını yapacağız. 11 ile bölünme kuralı birazcık garip Tonguç'um. Burada diyorsun ki sayının rakamlarını sağdan artı ve eksi veriyorsun. Artı ile başlıyorsun. Sonra üstüne eksi diyorsun. Sonra artı diyorsun. Sonra eksi diyorsun. Sonra artı diyorsun. Bu artıları topluyorsun Tonguç'um. A eksi B artı C eksi D artı E yapıyoruz Tonguç'um. Yani buradaki üzerine yazdıklarımızı başlarına yazıyoruz. Artı A eksi B artı C eksi D artı E yazıyoruz. Bunun ne olması gerekiyor? 11'in katı olması gerekiyor. İşte işleminin sonucu. O yüzden işleminin sonucu aslında 11 0 ya veya 11'in katı ise 11'e tamamlıyor. Mesela şu sayıya bakalım seninle beraber. Artı, eksi, artı, eksi, artı yazdım. Hemen bunları tekrar toplayalım. 1, eksi 4, artı 2, eksi 8, artı 9 diyorum. Bunları topladığım zaman 3, 12, 12 eder evet. 12, 0. Allah Allah o zaman kalan 0'dır bitti bu kadar. Tam bölünebiliyor diyebiliriz. Çünkü işlemin sonucu 0, 0 çıktı. Artı, eksi, artı, eksi. Bak, eksi 3, artı 2, eksi 0, artı 7. Bunların toplamı da Tonguç Ölen benim. Bunun toplamı eksi 1'dir. Artı 7 daha, artı 6'dır. O zaman bu tam bölünemez. Çünkü 0 veya 11'in katı çıkmadı. 6 çıktığı için de kalan 6'dır tarzında kurallarımız var Tonguç Ölen. Kurallar yıkılmak içindir. Saçmalama ne biçim. Aralarında asal sayıların çarpımları ile bölümlerine senle beraber bakalım Tonguç evladım benim. Şimdi bir kere aralarında asal sayılar dediğimiz şey aslında birden başka ortak böleni olmayan pozitif doğal sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Bu da önemli bir kural. Mesela şöyle düşünelim.
6 ile bölünme kuralını uygulayacaksın ya. 6 ile bölünme kuralı uygulayacaksan diyeceksin ki 6 neyle neyin çarpımı? 6 neyle neyin çarpımı? Neyle neyin çarpımı? 3 ile 2'nin çarpımı. Ama seçerken bunları aralarında asalları seçeceğiz. Mesela 12. 12 neyle neyin çarpımı Tonguç Evren Bey? Basit düşün. 2 çarpı 6. 2 çarpı 6. Ama aralarında asal değil. O yüzden 4 kere 3'ü seçmem gerekiyor. Çünkü 4'ün de 3'ün de kendine has bir bölünme kuralı var. Ve bunlar aralarında asallar. 15 neyle neyin çarpımı Tonguç Evren Bey? 3 ile 5'in. Harika. 3 ile 5 ile bölünebilen sayılar aslında 15'e de bölünebilir. Mesela 18 neyle bölünme neyle neyin çarpımı Tonguç Evren Bey? 6 kere 3 değil mi? Evet. Ama aralarında asal değiller. Dikkat et. O yüzden diyorum ki 18 aslında 9 ile 2'nin çarpımıdır. 9 ile 2'nin kendilerine ait bölünme kuralı vardır. Ve aynı zamanda 9 ile 2 ile bölünebilen her sayı 18'e bölünebilir. Çünkü aralarında asaldır bunlar. 30 nerenin çarpımı? 10 ile 3 diyoruz. Tonguç Evren Bey'im. Çünkü aralarında asal olanları seçiyoruz. 36'da 6 kere 6 seçmiyoruz. 9 kere 4'ü seçiyoruz. Çünkü aralarında asaldır. Dolayısıyla bir sayı aralarında asal çarpanlarının aralarında asal çarpanlarının bölünebildiği sayılara tam bölünebiliyor diyoruz Tonguç Evren Bey'im. Geldik şimdi artık EBOB-ECOG kurallarına. EBOB-ECOG'da aslında bu sene öğreneceğimiz çok önemli bir başlık. Ki zaten üniversite sınavında da en zor soruların çıktığı kısımlardan bir tanesi de buydu Tonguç Evren Bey'im. Dolayısıyla EBOB-ECOG deyince aklına ne geliyor Tonguç Evren Bey'im? Hocam EBOB bana daha çok SİBOB'u hatırlatıyor. ECOG da böyle keki hatırlatıyor, yani lezzetli. Dolayısıyla hocam EBOB da, SİBOB da, ECOG da, kek de hepsi çok lezzetli. Eren saçmalama, EBOB-ECOG deyince en büyük ortak bölen, ECOG deyince de en küçük ortak kat gelecek aklımıza. Şimdi 54 ve 45'in EBOB'unu bulmak için hemen eski kurallarımızı uygulayacağız. Hemen ne yapıyoruz? Bunu ikiye böldük. 27 çıktı. 45 aynen kaldı. Ortak bölünü yok. Ondan sonra bunu 3'e biliyoruz Tonguç Eren Bey. Bu 9 çıktı. Bu 15 kaldı. İkisini de ortak böldüğü için yuvarlak içine alıyorum Tonguç'um. Tekrar 3'e biliyorum. Bu 3 kaldı. Bu 5 kaldı. İkisine böldüğü için yuvarlak içine alıyorum Tonguç'um. 3'e böldük 1, 5. 5'e böldük 1 diyoruz. Şimdi dikkat ettiysen bunların EBOB'u bu ikisinin yani şu 3 ile 3'ün çarpımıdır 9'u diyebiliriz. Aralarında asal sayıların EBOB'u Tonguç evladım benim 1'dir. Bunu da unutmayalım. Yani hiçbir ortak böleni yoktur diyebiliriz. Geldik ECOG'a. En küçük ortak katsa şöyle bulunuyor. 24 ile 20 mesela 2'ye böldük. 12, 10 çıktı. 2'ye işi yuvarlak için almamıza gerek yok artık. 6, 5 çıktı. 2'ye böldük. 3, 5 kaldı aynen. 3'e böldük. 1, 5 kaldı aynen. 5'e böldük. 1. Şimdi bunların hepsini çarpınca yani 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 diyebiliriz. Dolayısıyla 8 çarpı 3 çarpı 5'ten 24 çarpı 5'ten 120 bunların ECOG'u yani en küçük ortak katı bu yazamadım neyse cevabımızı diyoruz. A ve B aralarında asal sayılar ise Tonguç Eren Bey'im. Bunların ECOG'u ise sayıların çarpımına eşit olur. Bu da ayrı bir kural olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Özelliklerine baktığımız zaman iki sayının EBOB'uyla ECOG'unun çarpımları aslında sayıların çarpımına eşittir. Bu önemli bir kural. Aslında eski sınıflarda öğrenmiştik bunu. İki doğal sayıdan biri diğerinin katı ise bunlardan büyük olanı sayıların ECOG'unu oluşturuyor. ECOG her zaman büyüktür unutmayalım. Küçük olanı ise EBOB'unu oluşturuyor ama iki sayı birbirinin katı ise. Mesela 8 ile 16'nın ECOG'u nedir dersek ECOG'u 16'dır. EBOB'u nedir dersek EBOB'u da 8'dir birbirinin katı olan sayılar için. A ve B ardışık doğal sayılar ise ardışık doğal sayılar mutlaka aralarında asaldır. Aralarında asal sayıların ise EBOB'ları her zaman bir, ECOG'ları ise sayıların çarpımıdır unutma Tonguç Eren Bey. A ve B ardışık çift doğal sayılarsa Tonguç Eren Bey'im. Çift doğal sayıların EBOB'u 2'dir. Tonguç bravo diyorum sana. Ardışık çift doğal sayılarda diyoruz. Bunlar da özel kurallar. Bu kurallarda tabii ileride problemlerin içinde karşımıza çok 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 çıkacak. EBOB-ECOG problemlerine baktığımız zaman eğer büyük bir parçayı küçük parçalara ayırma yapıyorsak yani bölüyorsak Tonguç Eren Bey'im EBOB kullanıyor. Mesela büyük bir araziyi küçük arazileri ayırıyorsak veya işte büyük evlatlarına bölüştürüyor. Aynen bölüştürüyorsak EBOB. Ama küçük parçalardan mesela küçük fayanslardan bir odayı düşüyorsak ECOG o zaman çünkü bunları birleştiriyoruz. Büyük bir parça yapıyoruz. Mesela Arif Dayı EBOB uzunlukları 18-30 olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin eş kare şekilli parselleri ayırmak istiyor. Bak ayırmak istiyor. Bahçeden az kaç parsel oluşur? O zaman adam böyle bir bahçeyi şöyle parsel. O zaman biz burada EBOB kullanacağız. Çünkü bölümlendirmeye çalışıyoruz. 18-30'un EBOB'unu aldığım zaman 9-15. İkisini de yuvarlak içine alıyorum. Çünkü ikisini de böldüm. 3'e böldük. 3,
5. Bunu da yuvarlak içinde alıyorum. Ondan sonra 3'e böldük. Tonguç Evlen Bey'im 1, 5. Bu ikisini bölmedik, kusura bakma. 5'e böldük 1. İşte bunların ne bu dediğim şey? Bu ikisinin çarpımı yani 6. Dikkat et Tonguç'um. Bunlar neydi? Metre değil miydi? Evet. O zaman bu da metre olacak. Bu metre bulduğumuz şey ise aslında kenar olacak. Neyin kenarı? Bir karenin bir kenarı diyoruz. Çünkü bu dikdörtgen kenarlarıydı. Bahçede en az kaç parça oluşuyor demiş. Diyorum ki bunun normalde alanı 18 çarpı 30 değil mi? Bir tane karenin alanı da 6 çarpı 6 değil mi? O zaman büyük alanı küçük alana bölersek, ki bununla sadece 3 kalır, bununla sadece 5 kalır. 3 kere 5 tane 15 parsel çıkar tarzında böyle birazcık nokta atışı sorular çözeceğiz seninle beraber. Bir hastanedeki iki hemşireden biri 6 günde, biri 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki hemşire ilk nöbetlerini beraber tuttuktan kaç gün sonra beraber nöbet tutarlar? O zaman bunların da beraber buluştuğu noktayı bulacağız. O zaman 6 ile 8'in buluştuğu noktayı bulmak için ekok yapacağız. 2'ye böldük 3, 4. 2'ye böldük 2, 3. 2'ye böldük 1, 3. 3'e böldük 1. İşte bunların hepsini çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 24 gündür beraber nöbet tutarlar 24 gün sonra diyoruz. Tonguç Evlen Bey'im. O zaman ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkürler hocam, görüşürüz. We'll be right back.